Vücudunuzun hangi vitamine ve minerale ihtiyacı olduğunu kendi başınıza anlayamazsınız. Yapabileceğiniz şey belirtileri gözlemlemek ve doktora danışmaktır. İş ve eğitim hayatıyla meşgul olanlar yedikleri yiyeceklerde hangi minerallerin ve vitaminlerin olduğuna dikkat etmezler. Önemli olan karınlarını doyurmaktır. Birçoğumuzda protein ve demir eksikliği var. Bir diğeri de elbette magnezyum. Sağlıklı bir yetişkinin günde 300-350 mg magnezyum alımına ihtiyacı vardır. Magnezyum enerji üretimini kaslar, sinirler, bacaklar ve birçok şey için geçerlidir. Sağlıklı ve güçlü yaşamamızı sağlar. İşte magnezyum eksikliğinde vücudunuzda gerçekleşenler. Kas krampları acı verir. En çok da geceleri uyandırdığında Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi'ndeki bir takım araştırmalarda yeterince magnezyum almanız halinde kas kramplarından kurtulduğunuz ortaya çıktı. Özellikle gebelik döneminde kas kramplarıyla uğraşan kadınların magnezyuma daha çok ihtiyacı var. Hipertansiyon, kalbinizin aşırı çalıştığının bir belirtisidir. Amerikan Kalp Derneği'nin yürüttüğü bir araştırmada düzenli olarak magnezyum alan kişilerin almayanlar oranla tansiyonlarının daha dengeli olduğu görüldü. Dernek, magnezyumu doğal yollarla almanızı öneriyor. Magnezyum takviyeleri kabızlığa iyi geliyor. İnce bağırsaklara sıvı taşınmasını tetikleyen magnezyum aynı zamanda bağırsak hareketlerini de düzenliyor. Ansiyete ile mücadele etmiş kişiler bunun ne kadar kötü bir hastalık olduğunu belirler. Belirtilenlere göre magnezyum eksikliği strese ve endişeye neden oluyor. Magnezyum eksikliği halinde stres reseptörleri tıkanarak depresyona ve ansiyeteye neden oluyor. Magnezyum, kalp atışımızın düzenlenmesine yardımcı olur. Pebble spiercimi de belirtilenlere göre kalp ritim bozukluğu şikayetiyle kendilerine gelen hastalara doktorlar en çok magnezyum takviyeleri öneriyormuş. Düzensiz kalp atışının nedeni magnezyum eksikliğinden fazlası da olabilir. Doktora danışmanız tavsiye edilir. Kalitesiz uyku veya uykusuzluğun ardında yatan birçok neden olabilir. Bunlardan en önemlisi de magnezyum eksikliğidir. Yapılan araştırmalara göre magnezyum takviyesi alan kişiler almayanlara oranla geceleri uyanmadan kesintisiz uyuyorlarmış. Tatlı krizine girmeniz magnezyum eksikliğinden kaynaklanmıyor olsa da en büyük nedeni budur. Çikolata magnezyum açısından zengindir. Tatlı krizine girdiyseniz magnezyum içeren şeyler yemeniz önerilir. Herkes maalesef kullandığı ilaçların yan etkilerini iyice bilmiyor. Anches Miralis'ten aktarılanlara göre bazı antibiyotikler, doğum kontrol hapları, astım ve kalp ilaçları magnezyum eksikliğine yol açıyormuş. Peki magnezyum hangi yiyeceklerde bulunur? Kaju, muz, kabak çekirdeği, bitter çikolata ve nohutta bolca magnezyum bulunur. Herkes magnezyum eksikliğinin nelere yol açtığını iyice öğrenmeli ve önlemlerini almalı. İzlediğin için teşekkürler. Bu videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Yeni videolarımızdan hemen haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zil işaretini aktif edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.